çekirdek mesabesinde ve bazıları da inkişaf ettirilme ihtiyacı duyacaktır. İnsan nasıl donatılmış ise değerlerle birinci misakın sorumluluğu ile dünyaya gelir. Buna da her doğan çocuk fıtrat üzere doğar deriz biz. Doğuyor deriz. Bu ne anlama geliyor? Bilmek gerekir. Her doğan çocuk fıtrat üzere gelir derken bu fıtrat nedir? Fıtratın gereği nedir? Fıtrat belli bir değerse sınırlı değerler midir? Bir tek midir, birkaç tane midir? Bunu her insanın tabiatında görmek, bunları yakalamanın bir vesilesidir. İnsan denildiğinde yapı, fiziki yapı olarak aynı mıyız? Konuşma hasreti hepimizde var mı? Sevme dediğimiz değer hepimizde var mı? Korkma dediğimiz şey hepimizde var mı? Güvenme dediğimiz şey hepimizde var mı? İşte bu beşeriyetin, insanlığın müşterek değerleri adıyla da zikredilebilir. Zamanımızda muasır ifadesiyle zaten buna biz beşeri müşterekler diyoruz. İnsani müşterek değerler diyoruz. Din karşıtları bunun adını hümanizm kelimesi altında toplar. Beşeri değerler diye. Bu aslında insanlığın müşterek değerleri ama İnancın malzemesidir, küfrün değildir. Maalesef hümanist düşünceye sahip insanların hepsi şu an küfür cephesinde olan insanlardır. Ve bu değerleri lehlerine kullanıyorlar. İslam'ın aleyhine kullanıyorlar. Bizim kullanmamız gerekirken birçok meselede olduğu gibi bize ait, bizim lehimizde kullanılacak değerleri maalesef inancın, İslam'ın karşısında olan kimselerin kullanması garip bir tesadüf değildir. Yani rastgele elde edilen bir tesadüf değildir. Belki bir mücadelenin, belki fazla bir mücadelenin akabinde kazandıkları, yani şeytanın komutanlığını yaptığı bir mücadelenin akabinde kazandıkları zaferdir bu. O zaman fıtri değerler denildiğinde bu zannettiğimiz gibi zor anlaşılacak, bilinmeyen, bize garip gelecek şeyler değildir. Bir insanı alın, çoban ne olursa olsun, sevgiden bahsettiğinizde ona anlar mı sizi? Korkudan bahsettiğinizde anlar mı? Anlar. Yani fedakarlıktan bahsettiğinizde, şefkatten, merhametten, müşterek değer olarak senin sahip olduğun her şeyin onda olduğunu da anlamışsan, bunlar birbirimizle anlaşabildiğimiz şeylerdir. Neden bazıları diyorlar? Sevgi müşterek değerimiz. Sevgi yılı ilan ediyorlar. Hem de bu baş aktörü olarak başına Celaleddin Rumi oturturlar. Neden İslam dini oturmuyor? Neden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun başına oturmuyor? Çünkü o bize bunları öğreten, varlığını hissettiren insandır. Onlar ondan istifade ettiyse yine lider onlar o konumundadır. Onlar değildir. O zaman fıtri değerleri ele aldığımızda bilinmesi gereken başlıklar var. İnsan dünyaya gelirken bunlarla donatılarak gelmiş. Fe ebevâhu yuhavvidâni ev yunassirâni ev yumeccisâni ev yuşerrikâni. Gazi nerede? Yine kadar gelecek. Dernektekiler tüyüyorlar teker teker. İki kişi var. Telefon geldi. İki kişi var. Hepsi tüymüş. Ha. Çocuk fıtrat üzere dünyaya gelir. Teciz edilmiş olduğu halde anası, babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir ve müşrikleştirir diyor. Bu ne anlam taşıyor? Mükemmel gelen bir insanı teçhizatıyla, donanımıyla anası babası ne yapıyor? Onu bozuyor. Ana baba bozmada başlangıç olarak ilk. Ama devamında insanlar. Ana babadan kastı onunla başlar. Ama topluma dönüp baktığınızda üç unsurdan bir dördüncüsünü bulmanız mümkün değildir. Toplumda her insandan birisi ya anadır, ya babadır, ya da çocuktur. Dördüncü var mı? O zaman toplum bunun içerisinde devam eden sınırlarında. Bunlar demek ki bozuyormuş. Ne anlama geliyor? Selim olarak dünyaya gelen birisi temiz bir fıtratla ana baba bunu etraf bozmaya başlıyor. O zaman bir şeylerin düzgün gelip bozulduğunu anlatıyor değil mi bu? Nasıl bozulduğunun farkında mıyız?
Eğer o değerleri müşahhas, somut olarak yakalayıp anlamamışsak, onun nasıl bozulduğunu anlamamız mümkün değildir. Ha, şu deniliyor. Bu daha selim bir fıtrat üzere. Bozulmamış bir fıtrat üzere. Ama bu bozulan fıtratın nasıl olduğunu bilmiyoruz ki nasıl bozulduğunu anlayalım. Ve onun için fıtri değerleri, bir varlığını teker teker söylenildiğinde bizde var olduğunu bilmemize rağmen ama bunların birer değer bozulmaya muhatap olduğu, bizim bozulmadan ikinci misak merhalesine ulaştırmamız gerektiğini bilmiyoruz. Binaenaleyh Araf suresindeki ayeti, öncelikli olarak burayla alakası olan kısmı, yaratılış gayemiz olan kulluk, bunun tarifi eyleme dönüştüğü noktada fıtrat birinci merhale, o zaman dünyaya gelirken biz bir fıtrat üzere gelmişiz, tabiat üzere. O zaman mükemmellik nerede başlıyor? Donanımımızda. Sonra bunun sorumluluğu birinci misak dediğimiz daha insanlık Adem'in belindeyken. Allah Resulü diyor ki İnnallâhe ehadel mithaka min beni Adem fî zahri Adem. Allah insanlık daha Adem'in belindeyken onlardan misak aldı, söz aldı diyor. Bu söz ne? Geleneksel İslami eğitimde hani kavlu beladan beri Müslümanız derler ya, bu anlamla alakası yok ama anlatmak istedikleri o vaka, daha ruhlar alemindeyken ki bu derse fıtrat derslerinde defalarca dinlediniz, bu insanlığın genel anlamda ilk sorumlu olduğu şey neymiş Necmi? Birinci misak sorumluluğudur. Hiçbir insan bir başkasından farklı değildir bu sorumlulukta. Çinlisi, Arabı, Amerikalısı, Asyalısı, kim olursa olsun hepsi bundan mutlak sorumludur. Ve dün yine başlık attığımız gibi burada kat'iyetle cehaletin, bilmemezliğin, haberim yoktu sözü mazeret değildir. Ve bizim mazereti tekfircilere dönük anlatırken mazeret umuman cehalet özürdür ama herkese, her yerde, her meselede değil derken bunun birinci ifadesi genel anlamıyla cehalet mazerettir sözü burada geçiyor mu? Burada geçmez. İkinci misaka kadar katiyetle cehalet mazeret değildir. Neden? Çünkü biz bunların cahili değiliz. Sevmenin cahili var mı? Korkmanın cahili var mı? Yoktur. O zaman bunların bilgisi içerisindeyiz. Hatta ikinci misakta istihza, alay etme gibi bir olay vardır. Allah'la, Resulü'yle, ayetleriyle alay etme. Bunda mazeret var mı? Katiyetle mazeret yok. Neden? İstihzanın, alayın, küçümsemenin ne anlama geldiğini bilmeyen bir insan var mı? Katiyetle yoktur. Fıtraten bu vardır. Yani ikinci misak devresinde olmasına rağmen katiyetle istihza, dinle alay etme, dini bir değerle alay cehalet değildir ve özür de değildir. Kabul edilmez. Birinci misakın sorumluluğu bu fıtraten dünyaya gelirken sahip olduğumuz değerlerin sorumluluğu birinci misak çerçevesi içerisindedir. Bunun için dün attığımız başlığı tekrar bunun üzerinde tekrarlarsak İnsanoğlunun fıtratı, tabiatı, garizatul fıtriye diyoruz biz buna, bir Rabb'ın varlığını, bir yaratıcının varlığını kabul edecek istidat ve kabiliyet üzere yaratılmıştır. Eğer bunu hissetmeyecek kadar ölü bir toplumdaysa, kendine taştan, ağaçtan bir şeyler yontar, totem dediğimiz, onun karşısına gider kulluk yapar. Neden insanda kulluk dediğimiz bir eylem, yani eğilim vardır. Bunu birilerine takdim etme zorundadır. O toplum ne kadar dürüst kalmışsa yaşadığı toplum, o dürüstlüğü koruyabildiği kadar korumuştur ama koruyamadığı bir ortam da olsa yine o kulluk eylemini en azından bir totemin karşısına gidip takdim ediyordur, sergiliyordur. Neden? İnsan bir kul olarak yaratılmıştır. İstese de istemese de, hoşuna gitse de gitmese de insanoğlu tav'an ve kerhan, ister istemez kuldur.
istemesi hayır.